Bugüne kadar uygulanan sorunları şiddet yoluyla bastırarak yok etme yöntemi sonuç vermediği gibi ülkeyi demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, huzur ve refahtan da uzaklaştırdı. Bu yüzden toplumun bütün kesimlerinin huzuru ve refahı için çatışmacı ortamın kalıcı bir barış ortamına dönüşmesine ihtiyacımız var. Barış için bir fırsat olasılığından söz edildiği bu günlerde geçmişin hatalarından ders alarak bu fırsatı değerlendirmek, çoğulcu, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anlayışla barış sürecini ilerletmek hepimizin sorumluluğudur. Kürt meselesinin bir insan hakları meselesi, demokrasi meselesi olduğunu, onu yok sayarak demokratikleşmenin mümkün olmayacağını şimdi her zamankinden daha yüksek sesle dillendirmeliyiz. 1022. haftamızda şiddet siyasetinin yarattığı hukuksuzluk ortamında kaybedilen Bahri Karaaslan dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bahri Kaan Aslan Diyarbakır merkeze bağlı Baroğlu köyünde yaşıyordu. Kaaslan ailesi köylüler üzerinde ağır bir koruculaştırma baskısı vardı. 29 Ekim 1993 tarihinde gece saat 1.30-2 civarında Kaan Aslan ailesinin kapısı çalındı. Kapıyı açtıklarında iki kadın ve bir erkekle karşılaştılar. Kendilerini örgüt militanı olarak tanıtan bu kişiler yiyecek istiyordu. Üzerlerinde kot pantolon ve deri ceket, ellerinde de uzun namlulu silahlar vardı. Köye iki otomobille gelmişlerdi. Araçlarına giderken kendilerini köyün köpeklerinden koruması için Bahri'nin de kendilerine eşlik etmesini istediler. Aracın yanına geldiklerinde Bahri'yi araca bindirip götürdüler. Bahri'den haber alamayan ailesi OHAL valiliğine, DGM savcılığına, merkez komutanlığına, alay komutanlığına ve Cumhuriyet savcılığına başvuruda bulundu. Ancak sonuç alamadı. Olaydan 20 gün sonra Kuşlukbağı köyü korucularından Nafiz Çelik aileye Bahri'yi jandarmada gördüğünü, para karşılığında yardımcı olabileceğini, yüzbaşı Mithat Gül'ün de dahil olduğu 4 kişilik bir ekip olduklarını söyledi. Kardeşini arayan Naif Kaan Aslan, Diyarbakır Merkez Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mithat Gül ile görüştü. Mithat Gül ona, "Sen korucu olmadıkça, köyü koruculaştırmadıkça Bahri'yi göremeyeceksin," dedi. Ailesinin tüm girişimlerine rağmen Bahri Kaan Aslan'dan bir daha haber alınamadı. Artık yeter. 30 yıldır süren cezasızlık son bulsun. Baki Kaan Aslan'ın akıbeti etkin bir biçimde soruşturulsun. Failleri yargılanarak cezalandırılsın. Kaç yıl geçerse geçsin, Baki Kaan Aslan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, gözaltında kayıplara karşı komisyon. Evet, bugün karanfillerimiz Baki Kaan Aslan ve tüm kayıplarımız için. Tüm kayıplarımız için, adalet için, yaşam hakkı için.